Eski Mısırlılar, ilkel zamanlar olarak adlandırdıkları bir dönemde, tanrıların gerçek dünyada yaşadığına, evrensel sevgi ve adaletin egemen olduğuna inanıyorlardı. Firavun, bir tanrı olarak kabul edilirken, binlerce yıl boyunca ülke, din adamlarının kontrolünde olan bir devlet olarak gelişti. Siyaset, sanat, bilim ve tıp tamamen rahiplerin denetimindeydi. Mısır kültüründeki karmaşık panteon, yerel tanrıların ulusal önem kazanmasıyla birlikte ortaya çıktı. İnsanlar, tanrıların çeşitli niteliklerini temsil eden hayvanlara taparak, soyut düşüncenin ötesindeki tek yüce tanrının tezahürlerini kabul ettiler. Plutark'ın Isis ve Osiris üzerine adlı eseri, Mısır gizemlerinin, yaygın masalların ve mitlerin ardında gizlenmiş gerçekleri içerdiğini ve gizli ayinler aracılığıyla inisiyeleri kozmik ışığa yönlendirdiğini belirtir. Mısır'daki en eski dinin toprak ana ve gök baba kültü olduğu anlaşılıyor. Daha sonra dünyanın annesi olarak bilinen güneş tanrısı Ra ortaya çıktı ve Mısırlılar onu dünyanın yaratıcısı ve hükümdarı olarak görmeye başladılar. Meryem Ana ve İsa Mesih teolojilerinde anne ve güneş sembollerine bugüne kadar tapınılmıştır. Hristiyanlık en saf ezoterik haliyle Atlantislilerin ve Mısırlıların güneş kültünü sonsuza kadar korudu.